Bismillahirrahmanirrahim. İnnel hamdelillah nahmeduhu ve nestaînuhu ve nestağfiruhu ve nu'minu bih ve netevekkelu aleyh. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi teala ve berekatuh. Allah Teala'ya bir adet şükürler olsun. Ötelerimizde afiyette, tinçlikte, sağlık selametlikte, aile hatırcemliği, yurt hatırcemliği de didarlaştırımız Perverdigar bu hatırcemliğimizni, sıhhatligimizni, tinçligimizni Perverdigar berdavam, berkarar eylesin. Bana şu tinçlikke yaraşadigan bayramlarımız kub olsun. Bana yakınlaşıp keledigan müstakilligimizni, kütü alışlik, hammalarımızga, kalplerimizga surur, gözlerimizga kuvanç bo'ladi elbette. Mana shu kunlarga inshaalloh karim hamma-hammalarimiz shaharlarimizni, qishloqlarimizni, uylarimizni obod, qalblarimizni obod qilib, bir-birlarimizga yaxshilik ilinib, bir-birlarimizga yaxshilikda, xo'p, yaxshi amallarda yelkadosh bo'lib, bir-birlarimizning mehnatlarimizni qadrlab, shu kunlarga yetkizganiga Allohga shukronalar aytib şu kunlar uchun, mustaqillik uchun canını fido qilgan, vatan uchun canlarını fido qilgan, qonlarini to'kkan ajdodlarimiz haqlariga duo qilib, avlodlarimiz şu kunlarni davomli abadiy ko'rishligini Allohdan so'rab, bu taraqqiyotimiz ravnaqi bardavom bo'lishligini Allohdan so'raymiz. Azizlarimiz, bu kunlarni bir-birlarimizni qadrlasak deganimiz, mana erta subhdan namozda qaytayotganimizda ko'ramizki, ko'p-ko'p mehnatkashlarimiz, opa-singillarimiz, onaxonlarimiz ko'chalarda o'sha musorlarni yig'ishlik bilan avora bo'ladi. Supur-sidirlar bilan avora bo'lishadi. Bizlar endi Allohning bandalarimiz, payg'ambarimizning ummatlarimiz, bizlar o'zimizdan kattalarni hurmat qilishlikka buyurilganmiz. Payg'ambarimiz o'zidan kattalarni hurmat qilmagan mening ummatim emas deydi. Shuning uchun biz mana shu opaxonlarimiz, onaxonlarimizning mehnatini qadrlab, ularni supur-sidir qilgan joylarini dan bir foydalanadigan bo'lsak, adolona foydalansak, ularning mehnatini qadriga yetsak. Ba'zida shu biz aytamizki, musurchi qachon kelar ekan deb. Yo'q, musurchi aslida biz o'zimiz bo'lamiz. Musurlarni foyda qilayotgan, axlatlarni foyda qilayotgan, mashinalarda yurib ketayotganda oynalardan otayotgan, chekkan, ichgan narsalarni tuplab tashab ketayotgan aslida bizning xalqimiz o'zimiz bo'lamiz. Bularni yer yuzini supurib obod etayotganlarda esa musurchi deyilmaydi. Alloh taolo ularni kuch-quvvat bersin. Halaldan tapayotgan mehnatlarini huzurini ko'rsin deymiz. Biz mo'min musulmonlar bir kunda 5 vaqt namoz o'qiydigan bo'lsak, Alloh namozlarimizni qabul qilsin. Iymonimizning, namozimizning shartlari, islomimizning shartlari, demak, kishining badani, kiyimi, makoni pok bo'lishligi shartidir. Shuning uchun bir kunda biz 5 mahal mana shu shartlar ne bor bo'lsagina ibodatimiz qabul bo'ladi. Ibodatning sharti, demak, badani, kiyimi va makoni pok bo'lsin. Makonlarimizni toza tutsak, inshaalloh poklik iymonning yarmidir. Bizning xalqimiz tilida poklik iymondandir. Mana shu iymonimizning bir qismi, mana shu pokligimiz bizning vijdonimiz ekan. Agar mana shu mehnatkashlarimizning supur-sidirlari ne bu qadriga yetmasak, bizga nisbatan bu kibirlik yoziladi. Alloh taolo mutakabbirlarni kechirmaydi. Manmansiraganlarni kechirmaydi. Kishining qalbida zarracha bir kibirdan bo'lsa, jannatga kirishligiga to'siq bo'ladi. Bu mana shu o'zgalarning mehnatini qadriga yetmaslik, toza pokiza joylarga axlat tashab ketishlik, har xil joylarga pista chaqishlik, bu hammasi o'sha mehnatkashlarning mehnatini qadrlamaslik, u o'sha mehnatlarga past nazar bilan qarashlik ayni kibrning o'zidir. Kibrlikni Alloh taolo kechirmaydi.
Kibriya Allah Teala'nın özüdür. Biz bendeler birbirimizge tavazuyla buluşmamız gerek. Tavazuylik ise birbirimizge tebessüm bakşide kılıp, birbirimizge amallik, afiyet, tinçlik tilep, birbirimizin mihnetimizini, birbirimizin izzetimizini, abroyumuzu cay cayge koyuşlik, aynı mumullik hulkumuzdur. Yani şu Allah Teala, kime hassette halki yararlıştığımızını, kendi çırayla kılgın olsa, hulkumuzda hamşunda güzel kılsın ki, yani şu özgelerinin mihnetini kadirge yeteylik. Aynen Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem, meskenlerinizini, mekanlarınızını azada pak tutunlar ki, cühütlerinin meskenliği okşap kalmasın dedi. Alişir Nevai babamız rahmetullahi aleyh aytadılar ki pak bulsan, daima pakıza bulsan, mesken cahı celallarında azada tutsan, kaşrağlık senden ketkeydiydi. Kaşrağlıydan kurtuluşluydun bir gene yolu azadalik, paklık eken. Menzili mekanlarımız, tam aldı, tam arkalarımızda ravhu rayhanlar bilen, xushbo'ylantirib qo'ysak, gullar bilan, suvlar sepib qo'ysak, saramjon, sarishta bo'ladigan bo'lsa, bu yerga fayzi baraka kirar ekan. Fayzi baraka kirar ekan. Qashshoqlik chekinar ekan. Shariatimizda ham mana shu narsani taqozo qiladi. Yana Alisher Navoiy bobomizda so'zlarini davom ettirib aytadilarki, agar mol-u mulkinga baraka kirishligini, fayzi futuh kirishligini xohlasang, poklikni o'zingga lozim tutgin. Poklikni. Albatta poklikni lozim tutmagan albatta ziyondadir deydilar. Kimiki poklikni, ozodalikni lozim tutmadimi, u ziyondadir. Uni ziyonining o'lchovi yo'q. Juda katta bir ziyon ko'radi. Pokiza ozoda joyda farishtalar bo'ladi. Noxush joyda har xil hid kelib turadigan, kechagi ahlat bugunga, keyingi kunga o'tib ketsa, olinmasa yig'ilib tursa, har xil joylarga tashlansa, bu joyda jin ilakishadi. Demak, insonlarning ruhiyatiga yomon narsa ta'sir qilishligi mana shu nopok joylarda bo'ladi. Shuning uchun biz avvalo o'zimizning makonlarimizdan, manzillarimizdan, uyimizdan boshlab, ko'cha-ko'ylarimizdan saramjon sarishta qilsak. Mana shahrimizning o'rtasini o'tib keldik. Alhamdulillah, ikki tomonda daraxtlar, yam-yashillik, pokizalik, ayriqlar toza. Mana shu narsalarning qadriga yetaylik. Toyinki musofirlar, shahrimizga keladigan musofirlar bizning shahrimizga, bizning xalqimizga chiroyli baho bersin. Toyinki bizni bayramlarimizga ozodalik, poklik yarashadi. Qaysi joyda ozodalik, salom-sarishtalik bo'ladigan bo'lsa, bayram ham ko'tarinki shukrda o'tadi. Demak, mana shu afiyatimiz, xotirjamligimizga ha, bayramlar yarashar ekan, bu bayramlar bizning boshimizda ko'p-ko'p xursandchilik bilan kelsin. Alloh taolo pokdir, poklikni yaxshi ko'radi. Demak, yuqorida aytganimizdek, ibodatlarimizning shartlari badan pok, kiyim pok va makon pok. Makonlarimiz pokiza bo'lsin, toyinki farishtali bo'lsin, makonlarimizdan doimo ravha rayhon gullarining hidlari ufurib tursin, kelgan mehmonlarimizning, musofirlarimizning qalblariga surur ulassin va bayramlarimiz chiroyli o'tsin. Bayramlarni ko'taringki ruhda o'tishligiga albatta atrof muhitning ozodaligi xizmat qiladi. Shu xizmatda barchamizning burchimiz, hissamiz qo'shilsin va mana shu toza hududda xizmat qilayotgan barcha birodarlarimizning tan jonlari sog' bo'lsin. Ularning mehnatlarini qadrlaylik, toyinki bizlar bularni qadrlasak, bularni himmati oshadi. Bularni himmatiga Alloh himmat qo'shsin, kuchlariga kuch qo'shsinki, atrof muhitimiz pokiza bo'lsin. Toyinki mana shu pokizalik bor ekan, bayramlar davomli bo'ladi. Assalomu alaykum va rahmatullohi taala va barakotuh.